Evet arkadaşlarım, şu anda Cunda Adası'nın önemli tarihi yerlerinden birisi olan Agios Yanis Kilisesi'ne doğru gidiyoruz. Buraya özellikle çıkarak yürüyerek gidiyoruz. Sizler de sakın üşenmeyin ve tırmanın. Çünkü yol boyunca pek çok sanat eseriyle tarihle karşı karşıya kalacaksınız ki onları görmeniz gerekir. Yol boyunca gittiğimiz yerlerde yıkıntı, harabe, ancak bazı yerleri restore edilmiş, Hristiyanlık dinine ait de pek çok freskoları görmekteyiz. Kilisenin, Agios Yanis Kilisesi'nin bir diğer adı Değirmen. Daha çok Değirmen olarak yöre halkınca adlandırılıyor. Cunda Adası'nın dediğim gibi önemli tarihi yerlerinden birisidir. Bina, taş bina burası da yine. Zaten Ege'de taş binada konaklamak isterseniz ve taş bina hasretini gidermek isterseniz Cunda Adası'na da gelmelisiniz. Burası da yine kesme taş, daha çok sarımsak taşı dediğimiz taşlardan yapılmış ve harçla da yumurta akları ilave ederek tutturulmuş. Zaman zaman bazı yerlerinde restore edilmek için tuğlalar kullanılmıştır. Burası Agios Yanis Kilisesi 17. ve 18. yüzyıllarda çok ileri gelen kiliselerden birisiymiş. Ta ki 1924 Mübadele yılına kadar. Mübadeleden sonra tabi bir takım fırsatçılar, yağmacılar, define aramacılar falan derken bir hayli harabeye uğratmışlar, yıkılmış. Bu yıkıntılar 1997 yılında sona ermiş. Yine Rahmi Koç faaliyetleri var. Kendisinin katkılarıyla burası 1997 yılında restore ederek işleve açılıyor. İşleve açıldıktan sonra burası Sevim ve Necdet Kent Kitaplı olarak adlandırılıyor. Bunun da sebebi Coca-Cola Company firmasının önemli bir CEO'su olan Muhtar Kent. Muhtar Kent'in babası da emekli büyükelçi Necdet Kent. Kendisinin de çok fazla kitapları bulunuyor. Muhtar Kent babasının adına bu kitapları kiliseye, Agios Yanis Kilisesi'ne bağışlıyor. Bağışladıktan sonra da burada babasının da ismi yaşatılmak için onun anısına Sevim ve Necdet Kent Kitaplı olarak değiştiriliyor. Buradan Aşıklar Tepesi burası. Aşıklar Tepesi'nden baktığımız zaman manzara görülmeye değer, ömrü bedel cennet gibi muazzam bir manzarası var. Yalnız kitaplığın içi önemli kiliselerdenmiş, restore edilmiş, fakat öyle geldiğiniz zaman çok büyük bir yer olarak görmeyeceksiniz. Küçük, gayet genişçe bir oda gibi düşünelim. Öyle bir yer, fakat dış cephesi, manzarası ve görselliği çok çok güzel. Ve Ayvalık Ali Bey Adası'nın, Cunda Adası'nın da simgelerinden, önemli simgelerinden birisi olmuş. Muazzam, doğallığı bozulmadan da harika restore edilmiş. Sizlere böyle hızlı bir şekilde manzarasıyla beraber çevrenin güzelliğini aktarmaya çalışıyorum. Kuş bakışı olarak buradan tüm adaya ve hatta adalara hakimsiniz. Ayvalık'ta 22 tane ada var. Ege'deki en büyük 4. adamız olan Cunda Adası burası ve bu Aşıklar Tepesi'nden neredeyse tamamına hakim bir manzaraya erişiyorsunuz. Sevim ve Necdet Kent Kitaplığı. Yine kitaplarda da o tarihin kokusunu alabilirsiniz. Muazzam bir tarih kokan bir bina. İçeride de freskoları görüyorsunuz. Hristiyanlık dinine ait pek çok simge ve eser bulunmakta. İyi ki bunlar restore edilmiş. Hangi kültür, hangi topluluk, hangi din olursa olsun tarihe verilen önem, geleceğe bakılan aydınlık için çok çok önemli. Binadaki, yapıdaki inceliği görüyorsunuz. Değirmendeki inceliği, yapının güzelliğini.
Eminim ki benimle beraber şu anda izliyorsunuz, aynı havayı tadıyorsunuzdur o tarihi. Düşünsenize, 1700'lü yıllardan bahsediyoruz. En ileri gelen, en önde kiliselerinden bir yer bu değirmen. Ne anılar, ne yaşanmışlıklar var her bir karışında Cunda Adası'nın. Sizlere bir tarihsel yeri daha ve önemli simgelerden bir yeri de aktarmaya çalıştım. Yine bu şekilde gezilerimiz olacak ve bu gezilere umarım kanalıma abone olduğunuz takdirde hep birlikte gezmeye devam edeceğiz. Sevgilerle kalın, hoşça kalın, tarihli yolculuklara devam.